Tamam, biraz bundan daha. Ne yapıyorsunuz siz orada kıkır kıkır? Hiç. Yani hiç. Yok ya. Var size bir şeyler. Var var. Yok, normal bir gün. Yani kahvaltı ediyoruz. Ya son siz birbirinizi öldürecek gibi bakıyordunuz. Evet. Ben de bir şey anlamadım şimdi. Hayır canım. Bizim her zamanki halimiz. Sen şey yapma. Evet. Çıkmam lazım. O zaman görüşürüz. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Siz kendinize evli misiniz? Biz zaten... Tabii zaten. Bence birbirinize aşıksınız. Ya. Hı hı. Yani... Firuze Hanım, merhabalar. Ya sizinle benim acil görüşmem lazım. Tamam. Tamamdır. Size mekanı yazacağım. Yani bu bonkörlüğünüz beni çok şaşırttı açıkçası. Yani şunu anlamıyorum, neden bu işbirliğini bu kadar çok istiyorsunuz? Açıkçası bunu firmam için bir fırsat olarak görüyorum. Siz de iş hayatını çok iyi bilirsiniz Ateş Bey. İstediklerim için birazcık fedakarlık yapmam gerekiyor. Yo, elbette öyle ama... Ama sanki istediğiniz şey Leyla oluyor bu durumda ve yani açıkçası bir amatör manken için biraz fazla değil mi? Hı. Siz eşinizin buna değmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Gerçi düğünde yaşananları hatırlayınca onu ne kadar önemsediğiniz de tartışma konusu tabii. Yani Firuze Hanım, konumuz bu değil ama... Dediğiniz gibi, evet, iş dünyasını iyi bilirim ve o yüzden bu anlaşma bana doğru gelmiyor. Ve Füsun Hanım'ın istekleri de cabası. Yani sanki sizin, yani bu işten tek yarınız Leyla'ya yakın onun olmak gibi geliyor bana. Yani düğüne Leyla için gelmiş olabilir misiniz? Sizi kim davet etmişti? Bunlar bende kalabilir mi? Ders için kullanacağım. Olur tabii. Umut, çıkalım mı? Ben biraz geç kaldım. Tabii. Firuze Hanım, sizinle çok açık konuşmak istiyorum. Yani Leyla'ya olan özel ilginiz çok açık. Ve ben eğer Füsun Arcılı'yı tanıyorsam... O da bu sözleşme olsun diye bir karşılık istemiştir sizden. Bence daha açık olabilirsiniz. Peki. Firuze Hanım, siz acaba Leyla'nın annesi Zeynep Hanım mısınız? Bunu size Füsun Hanım mı söyledi? Hayır. Hayır, söylemedi ama Leyla'yı tehdit etti. Rahat olun. Sadece benimle de gerçeği paylaşmak ister misiniz? Firuze Hanım, bir şey diyecek misiniz? Evet, doğru. Ben Leyla'nın annesiyim. Ama lütfen, bunu ona benim söylememe izin verin, lütfen. Zaten doğrusu da olur. Yani eminim Leyla'nın sizinle paylaşmak istediği çok şey var. Farkındayım. Bu yüzden döndüm. Onun yanında olmaya çalışıyorum. Ve ona bu gerçeği ben söyleyeceğim. Ama lütfen bir an önce söyleyin.
Yani çünkü eğer siz söylemezseniz ben söylemek zorunda kalırım.